Canlarım selamlar. Derece serisine hoş geldiniz. Bugün bir trigonometri yarı açı sorusu artı bir düzgün beşkenle karışım üçgende alan da var içerisinde. Yani aslında trigonometrinin bu yarım açı cebirsel kısmının trigonometrinin geometrik kısmıyla birleştiği bir soru çözmek istiyorum. Sorumuz tilt denemelerimizden yani limit türev integral trigonometri deneme kitabımızdan arkadaşlar. Bu kitabımızda 30 deneme her denemede 15 soru toplamda 450 tane soru var. Tam ÖSYM tadında bir deneme. Bana kalırsa limit türev integral ve trigonometride hedefleriniz varsa sınavda bunlarla ilgili iddialı olmak istiyorsanız bence görmeniz gereken 450 tane sorudan oluşuyor. Ben denemelerin hepsini çözer daha böyle konu anlatım tadında çözüyorum belki izleyen arkadaşlar vardır onlar da yorum yapabilirler peki şimdi sorumuza geçiyoruz geçmeden önce öncelikle soruya bir bakıyorsunuz çok Böyle aşırı zor bir soru değil arkadaşlar. Sadece bir üçgen alanından hatta bir alternatif çözüm de yapacağım. İlk çözümüm biraz uzun olacak. İkinci çözümde geometriyi biraz daha işin içerisine katarak daha kısa bir çözüm yöntemi göstereceğim size. Siz çözüme uğraşın. Yaptıysanız acaba hangi yöntemle yaptınız? İlk yollama yaptınız, ikinci yollama yaptınız. Onu da yorumlara yazmanızı isterim. E, uğraşıp yapamadıysanız da çözümü benden izleyin. Çok kolay bir soru değil arkadaşlar. Böyle aman aman zor olduğunu da söyleyemem ama sınavda karşınıza gelirse yapmanı bu soruyu yapmanızı isterim. Tamam mı? Önce ekrana gelince uğraşıyorsunuz. Sonra benden kesinlikle dinliyorsunuz. Şimdi sorumuz neymiş bakalım. Okuyalım. Şimdi diyor ki en kenarlı bir düzgün çokgenin iç açısının ölçüsü n-2 çarpı 180 bölü n bulunur diyor. Yani herhangi bir iç açısını bulmak için bu formülü kullanıyoruz. Şimdi canlarım düzgün beşgenin bir iç açısını hesaplayabiliriz. İşte en yerine burada formülde 5 yazarız. O zaman 3 çarpı 180 bölü 5'ten 108 gelir. Ya da şöyle de hesaplanabiliyor biliyorsunuz. 360'ı kenar sayısına bölüyorsunuz. Çıkan sonuç size bir tane dış açıyı veriyor. Bu dış açı. İç ile dış açının toplamı 180 olduğu için 108'de bir iç açı oluyor. Toplamları 180. Yani düzgün beşgenin bir iç açısı 108 derece oluyor. Şimdi bakın bir merkez belirliyorum. Bu merkezden geçen doğruların köşeden geldiği zaman simetri ekseni olduğunu unutmayın. Simetri ekseni tek adette kenara sahip düzgün çokgenlerde olur ve hepsinin görevi aynıdır. İndiği kenarı iki eşit parçaya böler. Aynı zamanda açı ortaydır. Şimdi bakın buradaki merkezden eğer ben buradaki merkezden köşelere birer doğru çekersem bu beşgeni aslında alanları eşit olan 5 tane üçgen ayırmış olurum. S, 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 S ve de S. Dolayısıyla bu düzgün beşgenin alanını hesaplamak için 5S'in ne olduğunu bulmak yeterli. 5S'i bulmak için de öncelikle S'in ne olduğunu bulmaya çalışacağız. Bakın şimdi ben şu aşağıdakinden gideceğim. Şimdi gördüğünüz gibi bunların hepsinin uzantısı mesela C'den gidenin uzantısı merkezden geçtiği için bir simetri ekseni. Dolayısıyla burada bir açı ortaylık var ve aynı açı ortay. Çünkü iç açılar aynı. Aynı şekilde bu D'yi uzattığınız zaman giden doğru da simetri ekseni. Dolayısıyla o da açı ortay. Burada da şöyle bir açı ortaylık var. Bakın burada bir ikizkenar üçgen geldi gördünüz mü? İkizkenar üçgen. Bu kenarla bu kenar birbirlerine eşitler. E ben simetri eksen olarak bunu uzattığım zaman da iki eşit parçaya bölüyor. Yani ikiz kenardan indirilen dikme aslında orada iki eşit parçaya bölmüş oldu. Aynı zamanda o zaman burası açı ortay. Şöyle bir açı ortaylık var. Şimdi biz bir iç açının 108 derece olduğunu bulduysak o zaman buraya 54, 54 yazacağız. Aynı şekilde buraya 54 ve 54'ü yazacağız. E şimdi 90, 54, bura 36 yapacak. Burada 36 yapacak. Şimdi ben bir tane S'i bulacağım. Yani ben aslında şurada sarıyla boyadığım üçgenin alanını bulup bunu 5 ile çarpacağım. Ve bunu trigonometrik olarak yapmamı istiyor soru. Bakın şimdi. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Diyorum ki ben buranın yüksekliğine yani alanını bulmak istediğim üçgenin yüksekliğine X diyeyim. Şimdi bu X'in 36 dereceden faydalanarak trigonometrik eşiti bulunabilir. 36 derecenin komşusu belli, karşısı belli. Karşısı ne hocam? Bu CD ne? Şimdi bu CD'nin tamamı aslında iki tane kosinüs 18 bölü kök 5. 2 eşit parçaya böldüğünde kosinüs 18 bölü kök 5'e kosinüs 18 bölü kök 5 olarak ayrılır. Dolayısıyla biz kotanjant 36'yı yazmak istersek komşusunda x var. Karşısında da kosinüs 18 bölü kök 5 var. İçler dışarı çarpımı yapalım. x eşittir. Kotanjant 36 yerine de kosinüs 36 bölü sinüs 36'yı yerleştirelim. Çarpı kosinüs 18 bölü kök 5'i de yerleştirdik. Şimdi bu bizim x'imiz arkadaşlar. Hemen isterseniz alanı hesaplayıp bütün trigonometrik işlemleri bir arada götürelim. Şimdi yüksekliğimiz bu. Nedir yüksekliğimiz? Kosinüs 36 çarpı kosinüs 18 bölü sinüs 36 çarpı kök 5. Bu bizim x'imiz yani yüksekliğimiz. Şimdi tabanı yazıyorum çarpı. tabanımız da cd uzunluğu yani 2 tane kosinüs 18 bölü kök 5. Taban çarpı yükseklik. Bir de bölü 2'yi getirdiğim anda işte bu bize neyi veriyor? Bu bize bir tane s'i veriyor. Bunu bulup 5 ile çarparsak o zaman 5 s'i buluyoruz. Hadi gelin 5 ile de çarpalım. 5 ile de çarptım. O zaman burası artık bize s'i değil. Kaç s'i vermiş oldu? 5 s'i. Yani düzgün beşgenin alanını vermiş oldu. Şimdi bakın zaten buradaki kök 5 ile buradaki kök 5'in çarpımı 5. E bunların ikisinin çarpımı şu 5 ile gidecek. Bu 2 ile buradaki 2 sadeleşecek. Ve yazmaya başlayalım bakalım. Tekrardan yazalım. Yukarıda ne kaldı? Kosinüs, 18, kosinüs 36 var bir tane. E, i̇ki tane de kosinüs 18 var. Kosinüs 18 bir daha kosinüs 18. Peki aşağıda ne var? Aşağıda da sin 36 var. Ben aşağıdaki sin 36'yı da arkadaşlar 2 tane sinüs 18 çarpı kosinüs 18 diye yazayım ki buradaki kosinüs 18'ler sadeleşsin. Tamam mı? Şimdi bak buradaki kosinüs 18 yerine sinüs 72 yazabiliriz. Onu da yarım açıdan açarsak yukarıda kosinüs 36 var. Sinüs 72 de iki tane sinüs 36 çarpı kosinüs 36 diye ayrılabiliyor. Pay burası. Payda kısmına baktığım zaman payda kısmında da ne var arkadaşlar? 2 tane sinüs 18 olarak kaldı burası da. Şimdi bak bu cos 36 ile cos 36'yı çarptığım zaman oradan bir tane cos kare 36 gelecek bir kere. Cos kare 36 çarpı bir ikimiz var. Buradaki sin 36 yerine de 2 tane sinüs 18 çarpı kosinüs 18 yazıyorum. Yine pay kısmını yazdık. Bölü payda kısmında da ne var arkadaşlar? 2 tane sinüs 18 var. Şimdi buradaki 2 sinüs 18 ile buradaki 2 sinüs 18 birbirine götürdü. Son olarak bakın burada kosinüs 18 var. Ben buna sinüs 72 yazıyorum. Ve yine bir yarım açı daha kullanıyorum. Şöyle aldım şuraya. Son bir yarım açı daha yapacağım. Eşittir. Yukarıda ne var arkadaşlar? 2 çarpı kosinüs kare 36 var. Sinüs 72 yerine de 2 tane sinüs 36 çarpı kosinüs 36 yazabilirim. E, 2 kere 2 4 yaptı. Kos kare ile kosu çarptığım zaman kosinüs küp 36 yaptı. Yanında da sinüs 36 var. E, var mı şıklarda? Bakalım. Evet doğru cevap A şıkkı olarak bulunacak. E, yarım açıdan işlem yaparak soruyu bu noktaya kadar getirebildik arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi başka bir yöntem göstereceğim size. Sinüs alanla yapabilir miyiz acaba? Gel. Şimdi canlarım az önce size ne anlattım? Merkezden köşelere giden doğrular vasıtası ile oluşturulan üçgenlerin tüm alanları eşit olacak. Ya bunlar S, 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 S. Biz yine ne arıyoruz? 5S'i arıyoruz. Ve bu uzantıların hepsi simetri ekseni olduğu için açı ortaylar. Dolayısıyla burayı 108'i 54'e 54 bölüyoruz. Aynı şekilde burası da 54. E o zaman burası da 72. Bakın buraya O noktası dersem o, A, B üçgeninde sin kenarlara göre sinüs teoremi uygulayalım. Nasıl yaparız? Bir kenarına A diyorum. Diğer kenarına da A diyorum. Kenar bölü karşısındaki açının sinüsü. Kenarımız 2 tane kosinüs 18 bölü kök 5. Kenar bu. Bu kenarın karşısındaki açının sinüsü de nedir arkadaşlar? Sinüs 72. Eşit olmalı kenar bölü yani A bölü karşısındaki açının sinüsü. A'nın karşısında 54 olduğu için Burası da sinüs 54'e eşit olmalı diyeceğiz arkadaşlar. İsterseniz şu kök 5'i bölüm şeklinde olduğu için paydaya da gönderebiliriz. Şöyle bir eşitliğimiz var. Şimdi zaten kosinüs 18 ile sinüs 72 aynı sayılar. Çünkü sin ile kos birbirini 90 dereceye tamamlıyor. Dolayısıyla bunlar gidiyorlar. İçler dışlar çarpımı yaparsam kök 5 çarpı a eşittir. 2 tane sinüs 54 oluyor. Her iki tarafı kök 5'e bölersem a eşittir. 2 bölü kök 5 yani 2 kök 5 bölü 5 çarpı sinüs 54 olarak bulunuyor. Bu bizim A'mız. Şimdi bir kenarını trigonometrik oran cinsinden yazdığımıza göre alanı da sinüs alanına bulalım. Herhangi bir S'in alanı nasıl bulunuyor? S eşittir. 1 bölü 2 çarpı kenar çarpı yani A. A'mız bu zaten. A çarpı. Ve bunun aynısından daha çarpı aralarındaki açının sinüsü. E şimdi ağların arasındaki açıda 72 olduğuna göre bunu sinüs 72 ile çarptığınız zaman S'i bulmuş oluyorsunuz. Bunu bir de 5 ile çarparsanız tüm alanı hesaplamış olursunuz. İşte bu bizim tüm alanımız. Şimdi bu kök 5 ile bu kök 5 5 olur bununla gider. Bu 5 ile bu 5 gider. Bu 2 ile bu 2 gider. Başta bir 2 kalır. Sin 54, sin 54, sin 54 cos 36 demek. Yani 2 tane kos kare 36 çarpı sinüs 72. Sinüs 72 ile yarım açıdan açarsam nedir bunun açılımı? 2 çarpı sinüs 36 çarpı kosinüs 36'dır. E, 2 ile 2'yi çarptım baştaki 2 ile. 4 çarpı burada kos 36 burada da kos kare var. kosinüs küp 36 çarpı sinüs 36 olarak bulunacak. Yani doğru cevabımız A. Bence sanki sinüs teoremiyle yaptığımız yöntem bir tık daha kolay gibi geldi bana. Bilmiyorum artık siz ne diyorsunuz? Siz hangi yoldan yaptınız? Nasıl yaptınız? Yorumlara da yazarsınız belki başka bir yöntemle de yapmış olabilirsiniz. Dinlemek, duymak isterim. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar, limit, türev, integral, trigonometri kampımız limit, türev, integral, trigonometri ile ilgili. AYT matematikle ilgili bir hedefiniz varsa mutlaka til kampına göz atmanızı, buradaki soruları görerek sınava girmenizi çok önemsiyorum. Özellikle 90 günde AYT'yi benden bitiren yani AYT matematiği bizimle beraber çalışan arkadaşlarımız o emeklerin, çabaların meyvesini verebilmesi için bu 450 soruyu görmenizi çok önemsiyorum. Onu da böyle dipnot olarak söylemiş olayım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derece videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.